Şenal'e Lezzetler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tahinli, üzümlü, cevizli çok güzel ağızda dağılan tel tel e, dökülen bir kek tarifiyle geldim. E, nasıl yapıldığını merak ediyorsanız buyurun tarife geçelim. Kekimiz için 3 adet yumurtayı kaseme al, aldım. 1 su bardağı toz şeker ile iyice köpürene kadar mikserle çırptım. Mikser olmayanlar el çırpıcısıyla çırpabilir arkadaşlar. Ama yumurta ve şekerin iyice köpürmesi şart. Evet. Yumurta ve şekerim gördüğünüz gibi köpürdü. Yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tahin yağlı olduğu için yağ miktarını biraz azalttım. Bir su bardağı sütüm var. Sütümü de kekimin içine ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bir su bardağına yakın tahinim var. İsterseniz bir su bardağına tamamlayabilirsiniz. Benimki bu kadar vardı evde. Değerlendirmek amaçlı kullandım. Şimdi iki su bardağı 200 milimlik iki su bardağı ölçüyle un ilave edeceğim. Şimdi bir su bardağını ekledim. Üzerine bir paket kabartma tozumu ekledim. İkinci su bardağımı ekliyorum. Ve bütün malzeme homojen bir şekilde karışana kadar el çırpıcısı ile güzelce karıştırıyorum. Unumuz içerisinde topak topak kalmayacak şekilde iyice akışkan bir kıvama gelene kadar güzelce çırpalım. Evet. Kekimizin kıvamı bu şekilde olacak. 2 su bardağı un yeterli oldu. Şöyle bir çay bardağı kadar ceviz ekliyorum ceviz tahinli lezzetlere çok yakışıyor. Şöyle bir çay bardağı kadar da kuru üzüm ilave ediyorum. Çekirdeksiz kuru üzüm kullandım. Ve şimdi bunları da güzelce kek malzemesinin içinde iyice dağılana kadar karıştırıyorum. Şöyle büyük boy borcam tepsimi güzelce margarin ile yağladım. İstediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz arkadaşlar borcam olması şart değil. Kek e, harcımı tepsime döktüm. Döktükten sonra üzerine birazcık susam serpiyorum. Susam da şart değil arkadaşlar Serpmeyi de bilirsiniz. Ben biraz daha e, çıtır çıtır bir lezzet olsun diye e, serptim. Evet kekimiz hazır. 180 derecelik ısınmış fırınıma gönderiyorum. Üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğiz arkadaşlar 20-25 dakika kadar sürebilir Evet kekim fırından çıktı gördüğünüz gibi çok güzel kabardı hala çok sıcak ama ben çekime yetiştirmek zorunda olduğum için şöyle dilim halini size göstermek istiyorum sıcak olduğu için birazcık dağılma oluyor bakın içerisinde cevizler üzümler tabanına çökmeden çok güzel bir şekilde duruyorlar arkadaşlar çok nefis bir kek oluyor arkadaşlar mutlaka deneyin diyorum kekimin dokusunu şimdi size çatalla da göstereceğim. Evet bakın şöyle kum gibi dağılan çok lezzetli malzemesi dibine çökmeyen çok güzel bir kek oluyor arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Ee, bana destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Aklınıza takılan sorular olursa sorabilirsiniz. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.